Noluis TV ekranlarına yeniden hoş geldiniz. Bugün yanımda Kerem var. Merhaba. Bugün ne oynuyoruz? Bugün Darkest Dungeon oynuyoruz. Darkest Dungeon'a bir ilk bakış hazırlayacağız. Ben oyunu en son geçen sene bu erken erişim zamanında oynamıştım. Daha oyun asıl Steam üzerinden tam olarak çıkmadan önce oynamıştım. Bayağı eksiğim. Çok az klaslar vardı o zaman ben oynarken. Oyun bayağı yenilendi dedin. Bana yani oyunu sen aldın zaten bana da hani böyle abi Darkest Dungeon çok güzel oldu, çok güzel oldu diye merak ettim. Bayağı ne hakkında abi oyun? Hani oyun, hikayesi nedir? Şimdi bu bir anlatıcıyla sürekli birlikteyiz oyunda. Bu anlatıcı zamanında bize olayları anlatıyor. Aha. Bizim yaptığımız her şeyi anlatıyor. Zamanında şeytani bir varlığa ulaşmaya çalışmış. Hı-hı. Ona ulaşmayı başarmış aslında. Ama bunu yaptığında böyle bir başka bir boyuttan bir portal açılıyor. Aha. Ve cehenneme giden ya da başka artık neyse. Tam ondan emin değilim. Aha. Ve kendi kasabasını yerle bir ediyor bu. Şeytan. Varlık. Varlık. Okay. İşte bir sürü farklı yaratıklar geliyor. Hı-hı. Biz o yaratıkları tek tek öldürüyoruz böyle 4 ay. Bir nevi Diablo gibi ama bu oyunu özel yapan şey asıl oyunun... Şöyle. Herkes ölebilir. Evet. Yani ben oynadığım zaman da öyleydi. Yeni sistemler mekanikler eklenmiş olabilir ama olay şu. 4 kişilik bir takımla birlikte zindanlara gidiyoruz. Oyun zaten sıra tabanlı aksiyon değil de sıra tabanlı bir rol yapma oyunu ama asıl zindanlarda süründüğümüz evet. Bir oyun. Oyunun en ilginç yanı benim dikkatimi çeken şey oyun bir Dark Souls gibi biraz zorluyor. Ama bir yandan da karakterlerin strese girmesi böyle yani gerçekten karakterler strese girip kalp krizi geçirip ölebiliyorlar. Evet. Ve bunu boss savaşının ortasında da yapabiliyorlar. Ya da delirip, delirip kendi evet. Da... bunalıma sokabiliyor. Mesela bazıları oluyor paladinler mesela diyor ki ya Allah diye böyle yardırıyor parlıyor adam öyle de oluyor mesela. Evet. Ve birden gaza geliyor ben sizi buradan kurtaracağım falan diye. Bana olmuş evet. Birkaç defa. Oluyor hatta da. Genelde tribe girip öldü hepsi ama. 10 kere bunalıma giriyorlar bir kere. Evet, bir kere orada genelde paladinler galiba şey oluyor kurtarıcı. Paladin yok. Crusader. Ya da Crusader neyse o da paladin o da. Şimdi erken erişim oynadın mı? Oynadım tabii. Erken erişimle şu anki oyun arasında ne fark var? Şöyle. Bayağı bir klasik, bayağı bir sınıf eklendi. Aha, yani bu insanlar oyunu neden oynamalı ya da neden almalı? Erken erişimden çok farklı oyun. Bir kere... Gelişti oyun diyorsun. Oyun gelişti. Yine aynı şekilde acımasızlık... Ama şey yapmışlar. Bu insanlar çok zor diye şikayet etmiş. Hatırlıyorum Steam'de falan bayağı vardı. Şey olmuş sonra. Böyle easy mod gibi bir şey yüklemişler. Ha, o da olmaz ki ya. Ya onu hiç denemedim. Ne yapıyor bilmiyorum. Karakterlerin yine ölüyordur muhtemelen. Herhalde ama daha strese giriyorlar muhtemelen. Belki ya da daha çabuk stres atıyorlar. Hiç denemedim. Şimdi baya bir klas var. Ben Early Access'te ya, 6 tane falan vardı. Ben hatırlıyorum çünkü benim... Şu an 15-20 tane var sanırım. Mesela bende işte Haydut ya da Barbar vardı galiba. Barbar mesela çok stresliydi. Hayat kadınına falan gönderiyordum. Adam böyle hani birkaç saat yoktu ama bir geliyordu. Oh ben rahatladım ya tam hazırım ben diye geliyordu. Şimdi ne eklediler? İşte bir sürü sınıf geldi. Adam sınıfları beraber kalp yapacağız. Kalp krizi geldi. Yeni bosslar geldi sanırım. Emin yeni zindan falan. Yeni zindanlar gelmiş olması lazım. Çünkü kilitliydi bazıları. Ben öyle hatırlıyorum. Olabilir. Mesela ben en son oynarken bu nagalar falan vardı. Böyle su yaratıkları. Ha. Nagamsı bir şeyler vardı. Siren var abi. Onlar falan vardı aynen. O zaman başlayalım. Başlayalım. Hatta sen bol bol yönlendireceksin beni anlatacaksın. Tamam. Bu arada eğer Darkest Dungeon'ın ilginizi çekerse bunu yorumlarda belirtin ki ben de bu İlk bakışı bir seriye çevirebilirim. Eğer derseniz ki ya abi sen beceremeyeceksin bu oyunu. Çek bir sene dalga geçelim dersen de bakarız şeyler yaparız. Neyse. Şehrinin adını koyacağım. Şehrimin adını mı koyayım? Evet. Abi yayını kapatıp ismi düşüneyim la. Bloodborne gideceğim. İlk aklıma bu geldi. Yarnam. Çünkü anlattığın şeyde bayağı bir Bloodborne havası sezdim ben. Ya Bloodborne, oyunun Dark Souls. İlk yanlam geldi aklıma valla. Hani oyun Rage Quit de attırabiliyor ama bir hafta sonra attım. Geri geliyorsun. Ben attım Rage Quit bayağı PC'de attım. Ben bıraktım hatta yani bir yerden sonra. Dedim yani o kadar kasıyorum. Geçmedin değil mi? Tamam susalım burada ama. Şimdi burası şu uzakta görünen kale galiba asıl işte şeytanın olduğu yer mi? Hayır. Bizim kasabamız. Gerçi evet oraya hatırlıyorum şey inşa ediyorduk günevi. Hidden cobbles of the old road. En son böyle muhteşem zamanlarına geri döndürmeye çalışıyorsunuz. Evet. Aslında Tristram koymalıymışım ya.
other damnably transcendent terrors. So steel yourself and remember there can be no bravery. Baba ya, bizim savaş çalmış şeyler herhalde değil mi? Aletler falan. Bir de evet, şu an o geldi aklıma, oyunun sanat tasarımı harika, çizimleri falan. Böyle kendine has bir çizimi var. Hell boyumsu biraz, çok değil. Hatta bu Witcher'ın çizgi romandaki isimlere falan da çok benziyor. Şimdi en başta bana sınıf seçtirmeyecek değil mi? Yo, en hazır, başta klasik bir hazır veriyor. Highwayman, bir de sanırım Crusader'la başlıyorsun. Hı hı. Ben çünkü bazen şey istiyorum, hani böyle saçma bir şeyler yapalım. Bazen zor ki, bazen ne deniyor buna? Tutorial. Öğretici tutorial. Ya şurada bile game over olabiliyor. Abi şimdi dur, bir de PlayStation 4'ten oynuyorum ya. Ondan tamam. Tuşları ben de bilmiyorum. İleri geri. Yazıyor şeyde bak, aynen. Şu üstte gördüğümüz bar. Işık muhabbeti. Bu her tik şey yapıyor mesela. İlk tikte hiçbir artısı yok. Sadece senin takımın daha böyle sürpriz olabiliyor. Sürprizde yakalanırlarsa yer değiştirebiliyorlar. Çok kötü bir şey. Aha. Azaldıkça bulduğun eşya şansı, bu eşya bulma şansı ve critical attack şansın artıyor. Karanlık olunca mı? Evet. Aa. Ama karanlık olunca daha çok stres var. Eskiden evet, kalp krizi yoktu. O yüzden mesela hiç meşalesiz gidebiliyordunuz. Ben bayağı meşale topladığımı hatırlıyorum. Şimdi bir haydutla karşılaştık. Dismas diye bir highwaymanimiz var. Evet, bunların bu üstü adam, klasik. Bunlar hep Dismas'la. Diğerinin adı neydi? Bu adam şimdi kılıç da vurabiliyor melee. Yakın mesafe. Bir de tabancayla ateş ediyor. Evet. Tabancayla ateş edersen mesela buradaki sıradaki 3 kişiyi birden vuruyor değil mi? 3 kişiyi birden vuruyor. Bak damage'ı da, hasarı az. Bleed effect bırakıyor. Kanasın her abi tur, adam. Her tur. Vur anam kanasın. Derken. Şimdi o adam ikimize birden vuruyor tabii. Evet. Bazen o adam ve debuff yedik abi. İkimiz de crit vuruyor. Bazen hani öğretici şeyi geçemiyorsun. Bana oldu. Değil misin? Evet. Şimdi Crusader heal'layabiliyordu galiba. Crusader'ın bunun heal'ı yok ama. Yok, çok az. Bunun stres heal'ı var. Şöyle, arkadaşım mesela şu altta gördüğün tırtıklar var ya. Aha. Onlar stres şeyi seviyesi. Aa okey. Değişmiş o zaman. Eskiden, yo, eskiden de böyle. Öyle miydi, hatırlamıyorum. Şimdi bir böyle oluyor. 100'e geldin demek. Bir de bir daha giderse 200 ölüyor. Kalp krizi gitti. Direkt ölüyorsun, evet. Onu hatırlıyorum. Hatta 100'ü geçince karakterin bir şeyi ortaya çıkıyor. Bir zayıf noktası, paranoyak. Evet. İşte yok. Böyle sapık falan, böyle gidiyor kendini bıçaklıyor falan, manyak. Böyle bir şey olmuştu ya, bana oluyor, hiç hatırlıyorum. Oluyor. Öyle şey var abi. O zaman ben smite vuruyorum buna. O öldü. Tamam, loot ne düşmüş? Para. Altın al. Bunun iksir galiba şu. Yo, yemek. He, yemek. Ya bir de acıkıyorlardı, evet bak onu hatırladım, evet, şu an. Ne oldu, o korktu mu? Yok, korktu değil. Böyle yürüdükçe, keşfettikçe stres artıyor her türlü. Hani stres artmasını engellemek için yapabileceğim bir şey yok. Hı hı. Investigate. Bak bu arada, neyse bir dahakine gösteririm. Tamam. Sen devam. Buradan giriyorum. Şimdi meşalen olmadığı için şey yapamıyoruz. Meşalen olduğu zaman bunu hep şu tıkkın üstünde tutmak istiyorsun. Yani ben öyle yapıyorum. Hı hı. Daha güvenli oynamak için. Evet. Şimdi şöyle yapabilirsin. Bu büyük adama bir şey yap. Ne yapayım? İşaretle onu. Nasıl işaretleyeceğim? Önce herhangi bir şeyi al. Kabiliyeti seç. Kabiliyet? Bu. Tamam. Open vein'i seç. Bak burada diyor ki. Ya bu adamın canı daha yüksek. Evet, yani tank buna, zaten tipinden buna belli. Buna bleed atmak, yok tank değil. Tank olduğu zaman burada prot yazıyor. Hmm, okey. Protection'dan geliyordur, evet, o da. Bak bleed %20 yiyor o zaman. %20 resistance'ı var. Ha, resistance var. %80 yiyor. Ye anam sen. Ama yemedi galiba. Yemedi. Yemedi. %20 tutmadı. Abi ikisine birden vursam şöyle. Vurabiliriz. Vuramazsın. Vuramıyorum. Çünkü adam çok iri. İki yer kaplıyor. İki yer kaplıyor adam. Adam stun yapabilirsin. Stun vurayım. Ama stun da %50 resistance'ı. O zaman smite vur. En mantıklı. Bunun point blank'i bazen crit derken, derken abi ölüyor. Adamın Crusader ölüyor. Bu ne yapıyor, tracking shot? O bir sonraki tura daha fazla dem. Hmm. Benim bu herifi bir an önce kesmem lazım. Heh, kanıyor adam. Abi Crusader ölüyor. Heh, oh. Güzel oldu, tamam. Abi ölüyor, Crusader ölüyor. Öldü gitti, vallahi öldü adam.
4 canı kaldı. Ama bak stres, 21 stres aldı. Ve kanıyor oğlum Crusader. Yapacak bir şey yok. Yemek yedirebilirsin, dene bir. Şu alttaki poşet, şey ne o poşet diye, çantayı nasıl gideceğim nasıl oraya? PlayStation'da ben de bilmiyorum. Ha tamam, aşağı tuş. Yedir bir tane. Yemin misin? Evet. Yemiyor musun? Hayır öyle değil. Nasıl yedireceğim? PlayStation'da ben de bilmiyorum. Yemiyor. Tamam geç o zaman, boş ver, ölecek. Yemiyor. Adam ölecek. Yemiyor. Yapacak bir şey yok. Kerem adam yemek yemiyor. Sen şehre döndüğünde başka elemanlar olacak. Crusader bayağı. Stun vursam adama. Vur. Damage yiyor mu bu? Stun, sadece stun mı yoksa? %75 daha az hasar veriyor. Ama önümüzdeki tur... Bu her türlü ölecek önümüzdeki. Abi. Yılımız yok. 7 vurdu güzel. Tamam o bleed'le ölecek muhtemelen. Arkadaki adama saldır sen. Aa, abi ölmeyecek, ben, ölmeyecek. Ben lazım. Ölmeyecek. Kaç? Bleed 2 vuracak buna. Gitsin bu. Tamam. Ceset. Şimdi bir de bu yoktu sanırım erken erişimde. Bazılarında vardı. Bazı ama o adamın öyle Death Door diye bir şey var. Canları sıfıra düştüğünde, burada da yazıyor zaten. Canları sıfır düştüğünde ölümün kapısında ama bir daha ölüm vuruşu diye bir olay var. Bitirici vuruş gibi bir şey. Ölmeye de bilir ama mesela Steam'de bir şey vardı. Achievement vardı. 5 kere Death Door olacak. Bende olmuştu o. 5 kere ölmüyor adam. Abi buna stun vursam? Vuramaz. Vuramıyorum ki, herifin cesedi önümüzde. Cesedi öldür. Cesedi öldür. 15 damage. Ya da öne gel. Bununla yer değiştir. Bu arkaya şey yapsın. Pistol shot yapsın. Oğlum adam kanıyor, ölecek. Ölmeyebilir ama. Şans işi. İkinci pistol. 2-2. 2 dedim. Bu değil mi? Hayır. Bak şimdi ölecek mi? Ölmedi. Şans. Şimdi ölmedi. Çok şanslısın. Abi. Ne yapsın bu? Cesede saldır, ne yapacak bir şey. Cesede saldır. Ya. Nasıl sapık bir şey bu ya? Abi neden yanılamıyorum? Kaleye basınca ne oluyor? Ha şey, adamın şeyleri. Bak burada şunlara gelebiliyor musun? Bu özellikler var. Allah'tan korkuyormuş ve kleptomanyakmış herif. Soldakiler iyi özellikler, sağdakiler kötü özellikler. He, sadece dua ederek site satıyormuş. Ve bu sanırım erken erişimde yoktu. Bunlardan bazıları şey oluyor böyle. Yanlarına bir kuru kafa işareti çıkıyor. Hmm, hatırlamıyorum bir şey. Ciddi seviyede hastalıklar oluyor. Ha, güzel. Oyun ilerledikçe onların etkisi daha da artıyor. Mesela kleptomanyak şimdi eşya çalma sen şey yolda var, hastalığı var. Bulduğun eşyaları çalıyor bazen. Ama yanında kuru kafa olursa sen adamla oynadıkça çalıyor. Daha çok çalmaya başlıyor. Peki bu benim yararıma oluyor mu, sırf hayır, kötü mü? Hayır. Adam çalıyor ve gelmiyor sana o eşya. Allah Allah, şerefsize bak. Öldürürüm onu ben. Devam et. Belki ölmez bu adam. Şansın varsa. Ölecek o. Vallahi gitti. Öldü. Öldü. Ölmedi. Ölmedi. Achievement'ı alacağım bunu galiba. Bunu öldürürsen şimdi hemen. Open Vein mi yapsın? Bakalım crit vurursa. 5-9 diyor bak. Öldü. Hareket etme. Neden? Etme. Çünkü hareket edersen buradan buraya yürürken yine bir tur sayabilir. Ve bleed yiyip adam ölebilir. Hala peki, bleed var üstünde. Adamın ölmesi yeni karakter seçmeyecek miyim ben? İşte onu hatırlamıyorum. Şimdi complete yap. Çünkü, ya da gel remain yap. Hamlet ne, remain ne? Hamlet senin şeyin. Köyüm. Köyün. Remain yap. Bas bunun üstüne ama açma. Kutunun üstüne bas. Yürüyemiyorum. Nasıl basacağım? Nasıl yürüyemiyorsun? Gitmiyor şu an karakterler. Ha. Ne yaptın? Geri döndüm yanlışlıkla yine galiba. Yine gir. Eyvah 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 eyvah. Şimdi aç, X'e bas. Ama açma. Tamam. Bu her bulduğun tuzak çıkma ihtimali falan içinde, değil mi? Zaten tuzaklı diyor. Şöyle bir görmedim. Şey var. Bak bu ortada gördüğün çanta işareti var ya. Poşet, aha. Oraya herhangi bir eşya koyabiliyorsun. Özel eşyalar var. Aa, işte okay. Antivenom var. Bu sende yok şu an hiçbir şey. Anahtar var, kürek var. Counterlıyor belli mu onu? Belli şeyleri, belli mesela bunu anahtar açar muhtemelen. Sende yok. Sonra o dediğin sirenli yer var ya. Bu su insanlar. Mağara falan vardı. Oradaki chestleri, oradaki sandıkları kürekle açıyorsun mesela. Hmm. Anahtarla okay. Değil. Şimdi açarsan trap'i yersin, adamın da ölebilir ya da damage yer. Açayım ben. Emin misin? Açtım. Kimle açtığın da önemli. Bu neymiş? Bu hırsız mıymış? Hayır, bu şey... Hile hurda yapıyor. Ha şey... Şehirde kumar oynayamıyor. Kumar oynaması yasak. Çünkü non cheat. Allah Allah. Açacağım.
Kumarda şey. Açtım. Stres tuzaklıymış. Evet. Ama resist yaptı. Ne çıktı içinden? Hiçbir şey. Eğer kötü şeyi tetiklersen eline eşya geçmiyor. Tamam, şimdi quest complete, gidebilirsin. Nasıl gideceğim? Oraya nasıl gideceğim bilmiyorum işte. Nasıl gideceğim? Şu mu? Şuna mı bakman şunlar gerekiyor? Hayır. Ha dur, burada yazıyor galiba. Ha, touchpad right. Okey. Oh. Tamam, güzel. 5000 altın aldım. Oh. Kupanı da kazandım. Kupamı da aldım. Burada ayrıca adam ölmedi ya. Her zaman değil ama bazen özellik kazanma şansları var. Burada böyle o tiyatro şeyi var ya. Kötü de olabiliyor ama. İyi kötü. Ha ha. İyi de olabiliyor, kötü de olabiliyor. Hastalık da kapabiliyorlar. Hastalığı tedavi etmen gerekiyor. AIDS falan. Geçiyorum. Geç. Şu an adamların bir. Abi stres oldum. Ölecekti adam. Öğretici bölümde şey oldum, stres oldum. Tamam, ne diyor? Bunlar bak, buradakilerin hepsi bosslar. Bayağı boss var. Bu roster goal'lar başka. Onlar... Complete the final Darkest Dungeon quest. Evet, Darkest Dungeon kaç Siren seviye kes, var bak, bilmiyorum. Ben daha bak, ilk şeydim. Domuz tanrısını kes, domuz prensi kes. Abi tamam. Evet, bölüm bu kadardı, bırakıyoruz. Şimdi anlatayım mı sana tek tek bunları ne yaptığını? Şimdi ilk önce bir adam alalım. O zaman şuraya geleceksin, stage coach. Tamam. Women and men, soldiers and şimdi buradan istediğim adamları alabiliyorum galiba ama bunları da şansa veriyordu. Değil, sınırlı. Sen bu şeyi geliştiriyorsun, stage coach. Tamam. Şu an iki kişi geliyor sanırım. Evet. Bunu 6'ya kadar çıkarabiliyorsun. İkisini de alıyorum. Şu L2'ye bas. Almadı, alır. Bak burada upgrade'leri gösteriyor. Mesela network her hafta bu arada her dungeon'a gittiğinde bir hafta geçiyor. Haha. Başarıyla tamamladığında veya öldüğünde. Aha. Her hafta sana şu an 2 tane farklı karakter getiriyor. Sen bunu arttırdıkça bu 6'ya kadar çıkıyor sanırım. Bir bakalım. 3, 4, 5, 7 hatta. Bu senin şu an 9 karakter sınırın. Ama onu... şey, hepsini yanıma alamıyorum. Yok. Hazırda duruyorlar. Farklı şeyler tutuyorsun. Ben mesela 7 tane 6 level'ım var. En yüksek. Bir ölürse level. Diğeri falan diye mi? Onlar duruyor. Mesela 3-5 level'lar var. Bir 5 level'la 3 level'ı kullanıyorum. Onların stresi artarsa yolluyorum. Anladım, okey. Diğer 4'ünü kullanıyorum. Düzenli takılmak için. O zaman upgrade edeyim mi? 3 adam gelsin. En alttaki çok güzel bir şey. Sana her zaman 0 level gelecek şu an. Ama ileride bunları alırsam... arttırdıkça 3 level'a kadar gelebiliyor. Hmm. Kasma derdim olmayacak o zaman. Bir yerden sonra. Evet. O zaman 3 kişi gelsin mi bundan sonra? Kullanayım mı? Bundan ziyade şey daha önemli. Kapa burayı. Al adamlarını. Ya da anlatayım mı klas karakteri? Anlat. Bir Secret Plague Doctor var. Nedir bu? Bu adam genelde Blight ne o? Zehir. Hastalık, zehir. Zehir pislik. Üstüne. Zehir üstüne bu karakter. Zaten veba doktoru Türkçesi. Zehir var. Stun var. Zehir bayağı güçlü. İki kişiye birden atabiliyor. Tek atabiliyor. Sonra ama çok takımdaki zehir ve savunması yüksek olan bir karakter değil benim bildiğim kadarıyla. Genelde arkada duruyor zaten. Evet. Takımdaki blight veya bleed'i iyileştirebiliyor. Kanama ve hastalığı. Hı. Bu böyle güzel bir karakter. Aldık. Ben bunu seviyorum. Vestal da al bunu. Bu direkt heal. Cleric gibi daha çok, evet. Galiba böyle şey. Bu cleric, başka hiçbir şey yok bunun. Tamam. Ya cleric stun'ı var, kendi self heal'ı var. Topaz kullanıyor, heal diyor takımı, evet. Falan. En arkada duruyor genelde. Tamam. Sonra şimdi, gel sırayla anlatalım. Taverna. Buraya gel, buraya gel. Kampa gel. Dur gitmiyoruz yola, dur. Kamp ama daha görev yapman lazım bir açmak için. Tamam, bu... Giremiyorum. Dur girme, anlat. Kamp. Geleceğim mi? Geldim. İleride şu an dungeonlar şey. Tek şeyli böyle kısa dungeonlar. Hı. Ne kadar olsun? 10 odalı falan zindanlar. Tamam. İleride daha fazla gelecek. 15, 20, 25. Aha. Orada kamp yapman gerekiyor. Hmm. Bu çadırdan kamp yetenekleri alıyorsun. İşte kamp yaptığında karakterlerin... Biraz rahatlıyorlar falan galiba. Bazı şeyleri var, yetenekleri var. Mesela akşam tuzağa düşmeme diye bir şey var. Kamp yapıyorsun ya, o var mıydı erken erişimde? Galiba yoktu. Kamptan uyandığında yok, ben kamp yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Yok, kamp vardı. Ama kamptan uyandığında o yeteneği kullanmadıysan seni tuzağa düşürebiliyorlar. Karakterlerin böyle şaşırıyor, yerleri falan değişiyor. İğrenç bir şey oluyor. Abi niye hepsi mal karakterlerin?
İşte öyle yani bazı yetenekler buradan satın alabiliyorsun. Kerem bu oyunu niye aldın ya? Gel şimdi. Tamam. Gel. Taverna'yı hatırlıyorum biraz. Taverna stres azaltma yeri. Burada kumar var. Kumar oynuyorlar. İçki içiyorlardı. İçki var ve brothel var. Genel ev. Şey oynaşmaca. Genel ev var. Tamam. Gel üstte. Sanitarium. Burası, hastane galiba. Burası şey. Deli, yok lan. Deli hastanesi bu. Ha. Burada adamlarının kötü özelliklerini iyileştirebiliyorsun. Hani biraz önce var ya. Kleptomanyak. Allah'ı çok seviyor falan. Bir de hastalıklarını iyileştirebiliyorsun. Mesela hastalık ne vardı? Red Plague diye bir şey var. %80 sıçan vebası. Dishonored'daki Red değil mi? Red Plague. Tam sıçan vebası. Tamam. Orada adamın Red Plague'i varsa %80 bleed resist diyor. Hı-hı. Ayrıca -5 accuracy falan gibi. İğrenç bir şey oluyor evet. Adam. Hiçbir şeye yaramıyor. Onları iyileştirmen kaldırabiliyorsun. Lazım. Burası mezarlık. Burada ölen karakterleri görebiliyorsun. Tabii kimse ölmediği için daha. Reynold gidiyordu. Yukarı bir de kupa kazandım. Burası da kiliseydi galiba. Dua ediyor falan. Reynold burası senlik. Guild. Burada adamların... Ha bir de şey vardı kesede onu hatırlıyorum. Böyle sapkın dini ilaçlar oluyor ya işte adam kendini kırbaçlıyor böyle. Da onlar da vardı yani o çok kendini ilginçti mesela. Kendini kırbaçlama var. İşte şey Hazreti İsa'nın var. Şeydi hani günahlarını aynen. Hissetme muhabbeti falan var. Confession var. İtiraf şeyi. Şey papazla konuşma. Var. Ha ha. Başka nik eklenmedi mi onlara hani böyle stres atma seçenekleri? Yok ama şey var mıydı? İki tane herif var şehirde. Evet. Gidiyor mesela bu adam senin takımından biri değil. Tamam. Gidiyor dua ediyor sen adamını dua ettiremiyorsun orada. Ha vardı evet. Böyle gidiyor yer kaplıyor şerefsiz. Evet. Evet öyle bir şey vardı. Random bir adam. Guild burada adamların yeteneklerini geliştiriyorsun. Daha tamam. Açamıyorsun. Blacksmith zaten demirci, bu silah. Bu çok önemli. Biz bu ikisini maksimuma ulaştırmak istiyoruz en erken. En erken tamam. Nomad vagon. Burada trinket satıyorlar. Trinket ne? Tılsım. Şey aksesuar. Aynen. Adamlarına böyle bonuslar veriyor. Ha. Ama genelde şöyle. Küpe, yüzük falan genel, her oyunda olan şeyler. Bu bile pislik. Genelde sana bir bonus veriyorsa bir de negatif bir şey de getiriyor. Abi, atıyorum. Abi biz bu köyü artı niye? %20 hasar ama %20 de stres alıyorsun. Genelde öyle oluyor. Neden böyle şeyler? Dur yalnız üçgen bak sandık parlıyor aşağıda. Bunlar ne? Ha bak mesela tılsımlar almışsın. Şimdi özelliklerine nereden bakacağız? Bilmem. Bilgisayarda üstünde yazıyordu direkt. L2'ye basınca. %-10 stres. Bu güzelmiş mesela. Adamın %10 daha az stres alıyor. Virtue dediği de işte 100 strese ulaştığında iyi bir şeyse virtue, kötü bir şeyse artı %5 aslında önemli. Çünkü... Reynold'a vereyim bunu gariban. Ver. Stres de yüksek onun. Reynold? Öyle değil. Öyle adamın karakterini açacaksın. Okey o zaman dur bir de buna bakalım. Oo rare'miş bu. Bu da işte Deathblow oldu ya. Bu nasıl Reynold'a vermek lazım? İkisini de bence ona ver. Tank mı yapalım diyorsun Reynold'a? Şimdi hem Trinket tılsım sayfasını açacaksın hem de karakterinin sayfasını açacaksın. Dur. Bunlar sıralama pardon. Tuşları yola çıktım abi. Geri gelebilirsin. Nerede? Bak burada dungeonları görüyorsun. 4 tane dungeon var. Bunlar sanırım bazıları kilitliydi. Evet. Erken erişim. Dur. Oraya henüz değil. Bir de bu var. Ancestors Memoirs. Bu yaptığın şey ataların hatıraları alakalı. Diyor. Bulduğun şeyleri anlatıyor adam. Tamam. Şimdi. Adamın dur, bu değil. Bu değil. Hangi tuş? Bu da değil. Bu mu? Bu da hayır, mı değil? Hayır. Heh. Onun sayfasını aç şimdi. Nasıl açacaksın? Heh. Şimdi de tılsım sayfasını aç. Evet, oyunun şu anlık en kötü noktası PC için yapılmış zor. Bu oyun, evet. Evet. Kontroller çok zor. Tılsım sayfasını aç şimdi de. Nerede o? Dur. Dur, kıyafetin bak rengi değişiyor bak. Şuradan onu keşfettim. Dur. İsmini de değiştir. Ne oldu? Dur ya! Ona basınca göreve gidiyorsun. Ayar şeyleri nasıl açıyorsun? Bu tuş şeylerini. Kare. O değil. Tamam şimdi tılsım sayfasını aç. Dur Reynolds'un adı değişmesin. Kamp yetenekleri, hastalıklar. Ekipmana tıklasam? Hayır. Şuraya gelmen lazım. Sağın altı. Ha üçgen diyor. Şimdi Reynolds'un sayfasını aç. Abi. Aç. Heh. Heh. Şimdi trinket'i alıp koy. Oh. Oh be. Oh. Süper. Evet. Oyunun şu anlık en kötü noktası kontrollere alışmak lazım.
Oyun göstermiyor hiçbir şey. O olmamış. Başka neye bakmadık? Her şeye baktık. Dur ben hepsinin rengini değiştireceğim. Değiştir. Alıştım biraz şimdi kontrollere de. Abi takımın bir siyahisi olsun ama ölmesin bu adam. Durbil. Ha, bu da siyahmış zaten. Tamam bunu... Bunu böyle kırmızı bacı yapacağım. Yalnız sanıyorsam Durbil'i 3. sıraya attı. Durbil en arkada mı olsun? Yok bunu sonra ayarlıyorsun. Ha öyle mi? Şu an önemli değil sıralar. Ha okey tamam. Bunun böyle pis bir rengi yok mu? Bak bunun mesela negatif özelliğine bak. O kötü bir şey. Şeylerden korkuyormuş. İblislerden falan galiba. İblis diye bir işte düşman türü var. İblislere karşı %15 stres yapıyor ve %10 şey, daha ama %10 diyorum. 10 puan daha az şeyi var. Hedef tutturması vesaire. Abi tamam o zaman gazamız mübarek olsun. Hadi gidiyoruz. Bak ben bunun için doğdum diyor. Dizmaz mı? İlk bu ölecek şimdi belli. Şimdi diziyorsun buraya. İstediğin sıraya göre şu dördünü diziyorsun. Nasıl dizeceğim? Sağdaki sağdaki en önde. Darkest Dungeon'a girme. Ha, sağdaki en önde. Tamam. 1 2 3 4 böyle. Şimdi bak ne yapacağız? Bu Ruins, Warrens, Weald, Cove. Önce bunlarda 3'er tane boss var sanırım. 3 daha fazla da olabilir. Haha. Ama sanıyorsan beni bir şu yeşil bölgeye atıyor şu an. Bu zindanların seviyeleri var. Şöyle sen bir şey yapıyorsun. 7 boss mu var? Emin değilim. Neyse. Birinci seviyeye gelene kadar burada zindan yapıyorsun Ruins'te. Ona gelince sana bir boss seçeneği veriyor. Ona gidiyorsun. Ondan sonra bir seviye daha atlıyorsun. Bunların hepsi bitiyor. Sonra... Genelde o zamana kadar hazır olmuyorsun zaten. Aha. Sonra Darkest Dungeon'a gidiyorsun. Orası felaket bir yer. Adından belli zaten kuru kafa var. Oraya gidebiliyorum hatta galiba şu an ama. Yani evet zaten It's Suicide diye tribe girdiler bak hemen. Tamam genç durun. Bak burada ödülleri gösteriyorsun. Durun şöyle bir dur. Ayrıca senden Batum yapmanı istediği şeyi söylüyorum. Gidiyorum abi ben. Git. Burada... Bu ne? Burada yanına alacağın eşyalar. Evet. Short, ya kısa zindanlarda genelde 12 yemek... Alayım mı yemek? 12 tane al. 12 tane... 2, yani 3, emin 4, ol. 5. Adamların çok şey yap. 12 tane bile almana gerek yok. 10 tane al. 10, tamam. Bir tane kürek alsan yeter. 1. Bu zehire galiba. İşte panzehir. Her zindanın kendi şeyi var. Ruins'de mesela... Daha çok böyle bleed oluyor. Kanama. Cove'da hem bleed var hem blight var. Of of. Onları biraz araştırmak gerekiyor. Anladım. Başka bandaj. Anahtar al iki tane. Bandaj al iki tane. Tamam. Ve şey al. 8 tane meşale al. Ayrıca bunu da alabilirsin. Bu ne? İksir Holy mi? Water. Kutsal su. Kaç tane alayım? 2 tane al bundan. 3 tane Holy Water'ımız var. Tamam. Bir tane panzer alayım. Bu arada bu şey, sahip olduğun karakterler sana birer tane şey verebiliyor. Mesela bizde antivenom vardı. Evet. Bu Plague Doctor'dan olduğu için bir tane antivenom. Crusader'dan da Crusader'dan, bir tane Holy evet, Water geldi. Mantıklı. Çıkıyorum yola. Hadi embark. Gazamız mübarek ola. Gidiyorum. Git. Gençler hop. Üst şeyi nasıl seçeceğim bilmiyorum. Şöyle. Right stick. Direkt şey unlock'la yukarı. Şimdi. Item. Abi dur hemen strese girme. Ne dur. Oldu? Adam dur, strese girdi dizmez. Şunu aç. Eşya çantanı aç. Hiçbir zaman bunun altına düşmesin. Aa o derece dikkatli olmuyorsun. Oğlum ben oynarken bayağı şeydim. Mesela sönüyor meşale hep birden fullliyordum. Öyle yapma. Aa ben o yüzden yakayım bunu. Bunu yakmıyorsun. Bunu alıyorsun şu an. X'e bas al onu. Ha! Kontroller biraz Excelento. Alışması zor olacak. Evet biraz zor olacak ama alışırız torch, ya. Torch, 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 torch. Odaya girme daha, torch bas. Ama bu, ya bilgisayarda mesela... Nasıl basacağım? Bilmiyorum. Ha, şu kere bastım yaktım. Ama daha kolay bir yolu olması lazım onun. Bilmiyorum ki. Bilgisayarda direkt barın üstüne basıyorsun, torch oluyor. Ha. Şimdi... İlk Plague Doctor vuruyor. Plague Doctor bak, ne diyormuş? Bunun bleed'i var. Ama iskelet bleed'ler mi? Şu sola bir gel bakayım. Ha, arkadaki ikiye vuruyor, tamam. İskeletler bleedlemiyor ama başka da şeyin yok, stun atabilirsin. Stun atayım, hangi stun bu mu? Evet. Hem yerlerini değiştiriyor, hem de birini stun atıyor. Evet, sadece onu atabiliyorsun. Bunu atayım. Güzel. Hiçbir şey yaramadı yer değiştirmesi de. Bu şu an şey yapıyor. Heal yapıyor.
Heal yapmayayım. Ters yaparsan stres oluyor. Da. Niye? Öyle. Ben hiçbir şey yaramıyorum deyip strese giriyorum. O zaman heal'layayım birini. Partiyi heal'layayım. Haydi gençler. Hah şimdi gel. Böyle vurayım onu ikisine birden. Onu yapma bence. Pek. Ya da yap. Onu yap sonra Crusader'la da ikisine birden. Ölürler muhtemelen. Şimdi Crusader'la da ikisine birden. Bu mu? Evet. Ooo. Bak bak kendine geldi Crusader. Şimdi chest'e bak. Adı ne ona bakacağız. Unlock diyor. Unlocked'sa açılmış. Açılmış. Anahtar gerekmiyor. Kullanabileceğin herhangi bir eşya yok. He. Ve tuzaklı olabilir. Ignore. Ya şu an alabilirsin. Çok da uzun bir zindan değil. Bak risk. Varmış işte bir şeyler. Evet al hepsini. Bu ne? Onyx. Gold, altın. Sana bölüm sonunda şey veriyor. Ha, para veriyor. Gençler iyi miyiz? Keyifler yerinde mi? Bir saniye. Şeye bir bassana. Ne? Tuş şeylerininkini gösteriyordu. Dur bakayım bir daha şey. Hayır bu değil. Biraz önce yaptığım bir şey. Ha bak 3 kere evet. Basınca direkt torch kullanıyormuş. Şey ama L2'ye basa tutup basacağım. Ha öyle mi? Aha. Tamam. Burada kürek kullanıyoruz. Kullanıyorum. Evet. Dur. Kullanmadın. Kullanmadın mı? Hayır. Niye? Bilmiyorum. Çünkü canlıları düştü ve stres oldu. Hayda. Abi kontrollere alışmam lazım. Durun bir ya. Ha bak sürpriz oldun. Hadi bakalım. Şimdi tek de gerilerini değiştirmeye uğraşacağım. Bunlar bu... Neden? Gelen tip çok pislik. Sürekli stres yapıyor. Şu şerefsiz mi? Evet. Stun atacağım. Bu kılıcı olan protection'ı var. Bak. Vurabilirsin. Buna vuracağım. Onun protection'ı var. En arkadakine vur. Eh şerefsiz. Daha yüksek. 8 canı var 7 vurdu. Dur abla, dur vurma ona. Bu bak eliminasyon yapıyormuş, aydınlanma. Skillere bak. Ne diyor? End of light. Şimdi accuracy hedef vurması 80 ama daha az hasar veriyor. Ama bak sana unholy'ye karşı veriyor. %15 hasar buff'u veriyor. Karşıya da debuff veriyor galiba. Ne yapsam ki? Torch artı 5 diyor. Bence geri git. Ya da gitme, öldürürsün bunu geri gitmeden. Kime vurayım? Sen yani hiç damage vuran bir şeyin yok değil mi? Ha var var bu var, damage var. Vuruyor. Tane arkadakine vur. Hatta şeyi de arttırıyormuş meşaleyi. Hmm. Arttırmadı ama pek. Bunu öne alacaksın. Pardon. Crusader sadece ilk ikide şey yapıyor, iş yapıyor. Bak cesedini yok edeyim değil mi bunun? Yok gerek yok. Yok mu? Çünkü şu an senin ataklarına yani bir şey yapıyor. Dirilmesi gibi söz konusu değil yok. O zaman. Ama bir... Vurdum. Bir karakter kalmışsa 5 tur boyunca onu öldürmezsen destek geliyor. Ha ama şu an bir karakter değil. Evet. Aferin lan büyücü. Crit vurduğunda çok azıcık bir stres heal alıyorsun. Crit yersen çok büyük stres yiyorsun. Hı hı. Böyle vurayım mı? Hayır, gerek yok. Çünkü 2 kişiye vuruyor daha az. Tamam, vurdum. Şimdi o sana yine birine stres yapamayacak. Stunlıydı. Ya ya. Ulan! Çok gerildim şu an, öldü. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi yerlerini değiştirdim. Tamam, şey düştü, ne bu? Portre, bunlar büst. İşte binalarını geliştirmek için ha, kullanılmış. Ha, upgrade için. Dur ama, şimdi... Şimdi haritaya gel. Bas o şeyi tekrar. Dur, böyle mi değiştireceğim? Hayır, o şeye tekrar bas. Biraz önce yaptın ya. Buna mı? Bu değil. Şurada bir şeyler çıktı, haritanın üstünde. Hah! Reset view yap. Yo, bu değil. Ya bilgisayarda şey var. Bir tuşa basıyorsun, ilk geldiğin ana geri dönüyor. Dur, use torch yapayım yine, yansın şunlar. Bunların yerini tek tek değiştirmen mantıklı değil, vardır onun kolay yolu. Değiştir ama yerleri. Dur. Şöyle... Dizmaz'cım. Heh, tamam şimdi Plague Doctor'ı da ikinci sıraya al, arkadan ikiye. Tamam. Oh be. Torch'u hep 75'in üstünde tutacağım. 75'in sana hiçbir artısı yok çünkü sadece eksisi var. Tamam. Anladım. Bak burada bir herhangi bir savaş yok. Şimdi yukarıda burada, gidebiliyorum, sağa da gidebiliyorum. Yukarıda hazine var. Sağa gidersen de bir trinket var. Sana bir özellik verebiliyor. Bir kamp için sadece bir buff verebiliyor. Bir zindir. Ben yukarı gideceğim. Aç bunu. Bunların herhangi bir şey yok. Hiç trap olmuyor onlar. Oo güzel.
Anahtar oldu. Devam et. Odaya girmeden önce torçu unutma. Allah Allah. Hemen de sönüyor ha. Use torch. Heh. X. Giriyorum. Gir. Giriyorum. Hadi bakalım. Haydi. Kadını öldürmeye çalışın. Öndeki bak bu adam da kötü. O ne yaptı o? Senin adamın arkaya. Şerefsiz. Bak ben de stun atacağım. Evet, kadını atacağım. Şerefsiz gel buraya öne gel. Ama en öne gelmedi tabi. Şimdi pistolla öldür onu. Kadını. Ulan Dizmaz yok sana yemek. Oo güzel. Aferin Reynold. Heal'layayım mı takımı? Heal'la. Partiyi mi heal'layayım ya da kendini heal'lasın bacı? Bu kadın ilk başlarda çok zayıf. Ama parti sonra heal'lasın. Tılsımlarla falan. Ya şu an bir heal'lıyor ya. Sonrasında partiyi 8-10 falan heal'layabiliyor herkes tek. Güzel. Veya tek bir kişi 25 heal'layabiliyor. İlk kadını keseyim değil mi? İlk kadını. Aferin Reynold. Yapıştır kadını. Gel buraya seni. Sen niye stun attın? Öne çektim. Stun attığın birini... Aha bak şu var. Bu... Eğer stun yemişse biri sonraki tur buff alıyor. Stun resistance artıyor. Allah Allah. Yoktu böyle bir şey ya ben oynarken. Böyle... Aferin Dizmaz. Şimdi Crusader'da ikisini birden vurabilirsin. Bak bu lead atıyor. Yok kan... Ulan. Ulan doktor. Parti heal yap bence. Parti heal mı yapayım? Tamam. Bir, iki olsaydı. Ya iskelet sen bir dur. Heh şimdi onu yap. Ya. Cesetler sıkıntı. Ama cesetler sıkıntı değil en arkaya vur. Plague Doctor'ın güzel bir skill'i var. Gerek kalmadı mı? Kalmadı. Kaldı. Bir vurdu. Bir ne abi? Karakterim kanıyor. Dur 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 vurma. Vurma. Sende o skill yok. O yüzden bunu yap. Bu cesetleri de temizliyor. Aa güzel. Oo çok güzel. Bayağı combo yani. Evet. Git lan buradan. Tamam bak yine bir trinket aldım. Healer'a gidiyor. Daha az damage vuruyor ama canı da artıyor. Mantıklı. Çok önemli değil zaten. Şimdi onu nasıl vereceğiz buna? Evet. Nasıl vereceğiz sizden? Böyle. Heh tamam. Böyle. Şimdi bas şeye. Chest'e. Açma ama hemen. Bak heirloom chest'lerde her zaman anahtar kullanıyorsun. Hmm tamam. Kullan anahtarı. Üçgene mi bas yemek? Hayır. Anahtarı koyacaksın oraya. Süper. Abi o kadar korkuyorum ki kontrolleri bilmediğimden. Şuna bandaj takak mı? Kaç tur kalmış bleed yazıyor mu? Yazmıyor muyuz? Galiba. Normalde yazıyor da biz görebiliyor muyuz? Buradan değil. Yani ne debuff'ın var, kaç bleed onu görmemiz lazım. Göremiyoruz. Çok da güzel bir port olmamış. O zaman evet. Göremiyorsak iyi değil. Torçu yüksek. Bak kanıyor. Aa adamların yerini değiştir dur. Aa dur unuttuk. Aa bu her seferinde böyle... Böyle miydik biz? Evet. Evet. Şimdi bak şöyle şu gördüğün her küçük... Oğlum kanıyor kutucuk, mu adam? Her küçük kutucuk bir tur sayılıyor. Tamam kanaması durdu. Her kutuda torçun azalıyor. Ve her kutuda bir şey olma şansı var. Şu an 176. Odaya girmeden önce. 100 torç. Odaya girmeden önce şu an torç harcadım fazla. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Giriyorum. Gir. Oğlum çok hasar aldı bunlar. Gir gir. Şey hepsi... Yıllarsın. Hepsi stres küpü ya. Ha boş. Bak orada bir bak örümcek ağ çıktı o, trinket'e giden. Trap. Gitmiyorum oraya. İstemiyorum trinket. Alayım mı? Bu en sağa gitmene gerek yok bunu yapmak için. Ne yapacağım? Direkt sağa yapabilirsin. Ha. Aha. Açtım. Ne çıktı? Oo güzel mama yemek çıktı, para çıktı. Güzel. Aman düzgün yavaş adım atın aman. Bak ateş gitti. Burada da fight yok. Aşağı Allah ince. Allah bu ne oğlum hiçbir aşağıda yok. Fight var. Aşağıda boss var bence. Hayır boss yok. Bu burada boss yok. Boss olursa sana söylüyor. Torçu unutma. Bu sefer üçgene bas. Heh. Evet abi işte. Torçu bunu... unutma. Geçen. Tamam. The way is lit. The path is clear.
We require only the strength to follow it. Ya şu tiplere bak. Aa, elinde, ya, ne oldu? Elinde kade. Ne oldu? Elinde kade olan pislik. Onu aniden. Onu direkt öldürmem lazım. Felaket. O zaman istesin. Vurayım abi silahla. Vur kafasını. Ya şerefsiz seni. Ama dodge şansı da çok yüksek. Stun at. Öne gelsin. Ya. Ha, bak dodge. Bak şerefsiz seni. Şimdi yapabileceğim bir şey yok. O birine stres yapacak. Sen heal'la. Kendini heal'la. Bak 4 yılladı ha. Öndeki şeyi var. Protection var. Arkadakinin de var. Protection olanlarda şöyle. Peki buna ha yapamıyorum bir şeyle. Ha. Yapıyorsun. Onu yaparsan kendini hedef aldırtıyorsun ama %25 koruman oluyor. Alayım mı? Yapabilirsin. Bana vurun. Buff da aldım ama güzel. Böyle şeyler var. Farklı kombinasyonlar. 3 vurduk tamam. Arbalest var. Takımındaki markaları siliyor. Aha. Adamın kendini hem bufflamış oluyor. Arbalest'e de markayı siliyorsun mesela. Combo oluyor bir nevi. Yalnız fena stres yaptı ya doktor. Evet. Şimdi üçüne birden vurabilirsin mesela. Burada kötü değil. Tiu. Kadını öldür. Şey, kadın öldür. Belki. Ya doktor! Doktor sen bizi batırdın doktor. Heal. Takım heal'ı bence. Diyorsun. İki yapsa. O da şansa değil mi? Evet. Abi doktor. Herkese şey, doktor diyorum. Bak 19. İşin derdi o sesi nasıl çıkaracak abi bunlar? İşte stress heal var. Jester mesela. Stress heal. Ha bak öyle bir şey yoktu. Jester evet, vardı. Erken erişimde. Vardı. Bana erken yoktu abi eminim. Denk gelmemiş. Ya da, ya da demek ki oyunu çok oynamam hatta gerekiyor Jester'ı o zaman. Bak ben barbar hatırlıyorum. Jester eskiden takım stress heal'ı vardı. Şimdi tek kişiye yapıyor. Ben barbar hatırlıyorum. Houndmaster hatırlıyorum. Yanında köpek olan. Şey, böyle kaslı Helion. Bir adamdı galiba. Helion. O da olabilir. Şöyle vurdum. Bu oo, güzel. Oldu. Çünkü arkaya atıyor, stun yapıyor. Dizmas akıyor yine ya. Üçlü vur bence öldürebilirsin. Hadi Dizmas. Süper. Adamsın Dizmas. Dizmas'ı lider yapacağım ya. Şimdi stun yap şu cesetlerden kurtul. Arkadaki arbaleste yok. Gel bakayım sen buraya gel. Hoppa. Buff da aldı ama. Ha bu arada bu karakterlerin 8 ayrı yeteneği var. Şansa geliyor o zaman. Şansa geliyor. Sen o guild, güzel 2 yılladı. Sen guild'da bunları değiştirebiliyorsun. Ha istediğim gibi. Evet. Oo çok iyiymiş ya. Yapıştır iş. Oku şunu oku. Hadi gidin buradan. Şimdi yine heirloom chest. Aa bak bir trinket daha geldi. Neymiş? Hangisi bu mu? Hayır bu. Evet. Artı 5 dodge ama antiquarian. Ha. Çok gereksiz bir klas ama çok da gerekli bir klas. Yani bakın belki şansımıza gelir şeye. Olabilir. Heal'ları çok remain kötü. Diyorum. Damage'ları remain de çünkü daha chest'i açacağım. Şimdi anahtar mıydı? Anahtarla açacağız. Tamam. Bitti. İstersen geri gidebiliriz o açmadığımız odaya. Ama şeyimiz görevimiz tamamlandı. Dönebilirsin istersen. Bence geri dönelim. Bir upgrade edelim. Zaten bu da hani ilk bölüm videoyu da zaten burada sonlandırırım. Hani bir köyü gösteririm. Bayağı bir şey topladık yalnız. İyi oldu. Ha bak. İki adamın farklı özellikler şey yaptı. Onlarını şimdi aç bakayım. Nasıl açacağım? Zaman lazım. Açtım. Dengeli. Bak güzel bu artı bir şey oldu. Move dediği hani biraz önce adamını itti ya. Ha ha. Ona karşı koyabiliyor. Onlara karşı %15 şansı var. Hadi Dervil sen de bir şey çık. Kötü bir şey. İnsanlardan korkuyor. Devil. Şey Dervil. Anlıyoruz seni kızım. İnsanlardan biz de korkuyoruz. Şimdi geri gidiyoruz. The plume. Şimdi. And the pistol. İstersen adamlarını bir hastaneye falan kaldır. Şey yapsın, içsinler, baramara gitsinler. Dismas'a gerek yok. Stage coach'a bak. Dur bir üçgene basayım. Trinket var. Bunları ayrıca satabiliyorsun ama genelde... Bunu satayım mı? Bunu sat. Sell diyorum. Bunu harbiden sat. Sell. Yes diyeyim, her zaman satmasın.
Bu dursun. Bunu mı satayım? Stun. Ya bu mesela stun bak, yapabiliyor. Bu doktora belki. Eksi 2 dodge diyor hani. Ben bunu doktora veririm ya. Tamam, verirsin. Doktor. Gel doktor. Oo, doktorun. Bak işte o kuru kafa olmuş. O artacak. Sıkıntı o. Ve bunları iyileştirmek daha pahalı. Hayda doktor. Açılan herhangi bir yer var mı şu an? Taverna ve şey, kilise. Ben bir koğuşa bakacağım. Bak. Aa bak, köpekçi adam gelmiş. Bu adam, ben bunu sevmiyorum çünkü. Aa bunlar çok komik oluyor. Inventöründe iki yer kaplıyor bu inventöründe. Köpek yüzünden mi? Hayır. Kemikle giriyorsun oyuna. Ha. İnventöründe çantanda kemik oluyor. Ne için? Hiçbir şey. Köpeğin güçleniyor o kemiği yediğinde. Ama bir kısa bir süre. Şey alayım ama yanında durmasın. Al. Senin adamlardan birini yolla. Onun yerine Handmaster'ı kullanırsın. Dursun o zaman şimdilik bunlar. Al al. Haftaya gidiyor o herif. Nasıl alacağım? Böyle mi? Ha. Bunu alayım mı? Bunu da alayım. Al. Şu an alabildiğin her şeye ihtiyacım var. İleride daha seçici olur. O zaman taverna. Burayı anlattık zaten. Şimdi... Kim yollayacaksın? Bence tankını yollama. Bir sonraki dungeon'a ihtiyacın olacak. Doktoru gönderebilirim. Evet, doktorun yerine Handmaster'ı koyarsın. Uff. Hepsi çok. Doktor içmek mi istiyorsun? Ne yapsın doktor? İçsin. Genelde içmek en ucuz. Doktor iç sen. Confirm diyorum. Yes. Oh, içiyor. Dorville, Dorville'i kadına mı göndereyim? Dorville'i de yollarsan ne yapacaksın? O bak, o sapık oturmuş. Ha, bak. Meditasyon yapıyor sapık. Dorville dursun o zaman. Dursun. O da çok stresli ama ya. Çok stresli yani. Delirecek ama delirirse tekrar stres şeyine getiriyorsun. O sıkıntısı geçiyor. Ama dungeon işte zindanda delirmesi, eğer başlarda delirirse çok büyük sıkıntı. Peki... Bunlara gerek yok. Bunlar sonra. Upgrade'lemiyorum, tamam. Senin önceliğin bunlar. Blacksmith ile guild diyorsun. Evet. İstersen stage coach'u upgrade et. En azından 2 değil de 3 kişi gelsin. Yapayım mı? Yap. Şey yapıyorum. Network yapacağım. Bir daha yapacağım. Tamam. Bir daha yapıyorum. 4 kişi gelsin yani. Seçeneğin bol olsun. Tamam. Word is traveling. Ambition is stirring in distant cities. Şimdi bir daha dungeon'a gireceğim. Çıktığında 4 kişi olacak orada. Bakayım yeni dungeon'lar ne gelmiş. Oo, şimdi bayağı var. Bakayım. Hepsi short mu? Bir bak. Skirmish. Short, short, medium, bak, medium. Medium mesela. Medium'larda bir tane kamp var. Hmm. Long'a gider, long çıktığında iki tane kamp oluyor. O zaman ilk önce short'ları mı temizleyeyim ben? Yo, yani öyle bir şey yok. Dur, köpeği 3'e koydum. Köpekçi adamı. Skill'lerine bakmak lazım. Köpekçi adam. Bak şurada hangi pozisyonda olmak istedikleri de yazıyor. Tamam, adamı içeri yere koydum. Bu adamda neler var? Bu ilk skill şey bleed yapıyor. Köpek üstüne koşup evet ısırıyor. Stres azaltıyor. Köpek stres yapınca. Stres azaltma şansı var. Bu çok da güzel bir skill değil. Aa. %65. Kendini heal'lıyor. O güzel. Blackjack. Ama bak ikinci sırada olmak istiyor bu adam bu skill için. Ha. Ama Dizmaz'ı da 3'e koyarsak. Dizmaz'a bak bakalım, belki 3'te iyidir o adam. Dizmaz'cım. Hadi dur Reynold, sen dur. Aynen 3'te iyi olması lazım bunun. Çünkü bak parlak duruyor. Tamam. 3'e koy Dizmaz'ı. Tamam. Rengini değiştireceğim. Karabaş. Şimdi sen bu herifle... Ha, trinket'leri unutma bak. Trinket'leri ne yaptık? Var mı hiç? Kullandık mı hepsini? Üçgene bas. Doktora verdim bir tanesini. Yok. Yani, tamam. Ama zaten bir saate yakın bir kayıt yaptık. Öyle mi oldu? Öyle oldu. Tamam. Fark etmedik değil mi? Ha. Evet, Darkest Dungeon'ın ilk bakışta böyle oldu. Hem öğretici görevi yaptık. Ne yaptın? Hiçbir şey. Ne yaptın? Ha. Görevi mi gönderecek? Darkest Dungeon'a gönderilmiş beni adam. Tamam, devam et. Kerem'le bir daha kayıt yapmayacağım. Not. Evet, Darkest Dungeon'ın ilk bakış videosu da bu şekilde sonlanıyor.
Umarım beğenmişsinizdir. Açıkçası ben abi oyunu sardım ya şu an böyle sinir stres oldum. Terledim biliyor musun? Bayağı terledim yani böyle sinir stres oldum ama. Ama eğer imkanınız varsa bilgisayardan alın derim. Çok da böyle süper an, bir bilgisayar şu isteyen an, bir oyun değil. PlayStation Store'da indirimde Sim'de ne kadar fiyat hatırlıyor musun? 40-50 lira falan galiba ya da 30 lira falandır. Öyle bir şey olmasın. Yani. Hemen bakıyoruz. Evet, Steam'de 39 lira, PSN'de de 30 lira, 35 lira civarında zannediyorsam. Darkest Dungeon gördüğünüz gibi Dark Souls vari ama aslında çok özel bir oyun hani kendini Reynold böyle... Reynold ölseydi aslında. Çok sıkıntıya girecektik değil mi? Evet. Abi ne bileyim sen dedin yani Reynold ölse de yenisi gelir ya boş ver dedin. Adam çok iş yaptı i̇yi ya Reynold. Ama. İyi dayandı, harbi iyi dayandı. Adam hayata aslında bağlı Reynold. Oğlum. Oğlum adam şey zaten... Yani böyle evet. Yemeğini falan vardır kesin. He? Yemeğini falan vardır. Var var. Adam böyle işte tanrı için böyle din için falan ne dayandı adam ya. Dur daha cennete gitmeyeceğim ben daha dur bu kafirleri avlayacağım diye. Neyse çok da laf lagaluga yapmayalım. Başka düşünüyorum bir şey var mı? Yok ama. Rev'le yani, bas bakayım şu. Bu şeyleri gösteriyor. Ha, tamam. Görevleri falan. Yani size aslında bütün sınıfları göstermek istiyorduk ama henüz bütün sınıflarla karşılaşamadık ama Darkest Dungeon'ı bir seri olarak görmek istiyorsanız bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Son diyeceklerim var mı Kerem? Bir şey demek istiyor musun? Esenle kalın. Evet. Bu kadar. Esenle kalın. Darkest bir... Dungeon sizinle olsun. Darkest Dungeon onlarla mı olsun? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.